Geçenlerde bir beyefendi geldi. 25-26 yaşında oturmuş ağlıyor. Niye ağlıyorsun dedim. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Dedim ya ben de bileyim yani ya ne bileyim. Bilmeden ne diyebilirim yani bileyim bakayım. Dedi ki hanımı demiş ki kız kardeşimden farkın kalmadı güle güle. Dedim niye öyle dedi. Hormon sıfırlanmış. Yani testosteron hormonu düşmüş sıfır. Ola ola durup dururken hormon niye sıfırlansın dedim. Ya dedi biraz bilinçsizce antidepresan kullanmışım dedi. Ondan dedi. Bakayım hele şuna. Baktım ki o hormonları sıfırlıyor. E okumadın mı? Ya önemsemedim. Önemsemezsen böyle olur. Doktora gitmiş. Doktor demiş ki yapacak bir şey yok. Danışsaydım. Tedavisi önce. De mi yok yani? Ya kimyaya göre yok. Kimyasal. Dedi ki ne olacak şimdi? Tempoyu yavaş yavaş çoban çökerten diye bir bitki var. Bunun birleşiminde diyoskenin denen bir etken madde var. Bu beyindeki hormonların yavaş yavaş luteinizin denen hormon salgılamasını artırır. Hipofiz bezesi luteinizin hormonunu artırırsa bayanlarda östrojen hormonu artırır, erkeklerde testosteronu artırır. Hem erkekler hem bayanlar için. Kısır olanlar da için etkili bu çoban çökerten. Çok enteresan bir bitki. Bir daha alalım onun ismini. Çoban çökerten. Çoban çökerten. Böyle tikenleri sivri böyle demir diken de denir. Demir gibi sert olduğu için. Mesela ince ayakkabı giyse vatandaş üstüne basa ayakkabısını deler geçer. O kadar sert. O derece dikeni demir daha diken sert veya, herhalde. Çoban çökerten denilmesinin sebebi bastığı zaman çoban eyvah diye yani. Ben onun fotoğrafını çekmek için Menderes Irmağı kenarında okaloptus ağaçlarının fotoğrafını çekiyordum. Yanımdaki kameraman bağırdı birden o vanağım diye. Ne olur dedim. Ya dedi hocam ayağıma bir şey battı. Bir bakalım baktık çoban çökerten. Siz tanıdınız haliyle. Evet dedim ki ya biz okaloptus için havaya bakıyoruz. Ayağımızın altında daha değerli bir bitki var. Ayakta yerde sürünen bir bitki. Yerdeki sürünen bir bitki tabii ki. Şimdi bu çoban çökerteni ilk Bulgarlar sporcular için daha çok performans artsın, koşsun, her alanda sporcuları başarılı olsun diye ürettiler, piyasaya sürdüler. Önce fitness salonlarında, sonra spor salonunda vesaire. Eskiden Sovyet ülkelerindeki bütün sporcular çok başarılıydı. Başarısının sebebi bu çoban çökertendir. Hormonun kalitesini artırıyor yavaş yavaş. Hiçbir yan etkisi de yok. Herkes kullanabilir, kimyasal değil. Kimyasal kullanırsa tehlikeli. Doğadan gelen hiçbir şey zannedersem yan etkisi olmuyor insanlara. Klinik araştırması. Doğru yerde kullanılırsa. Bitki, çok bitki var. Çeşitli bitki var. 5 çeşit bitki var. Klinik araştırmalar etkisi ispat edilen bitkiler. Komisyon üye tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler. Homopatide kullanılan bitkiler. Aromaterapide kullanılan bitkiler. Ve halk arasında kullanılan bitkiler. Biz birinci sınıf şifalı bitkileri kullanıyoruz. Zaten ben buraya birçok dergi getirdim. Kitap getirdim. Neden? İspat edemeyeceğim bir konuya girmem. Şurada şu klinik araştırması yapılmış mı? Yapılmış. Belge bilgi var mı? O